Merhaba, ben Buket İrtem Görmüş. 12 yıldır dublaj sektöründe mikrofon oyunculuğu, dublaj yönetmenliği ve eğitmenlik yapıyorum. Pandemi sürecinde sektörümüz nasıl etkilendi diye düşünürsek, tabii biz mikrofon oyuncusu olarak günümüzü böyle bir stüdyonun içinde geçiriyoruz. Benim şu anda bulunduğum binada 8 stüdyo var ve biz sabah 10 dedik mi kayıtlara başlardık normalde pandemi öncesinde. Bütün gün hangi stüdyoda kaç işimiz varsa seans listesine göre dolaşıp stüdyolarda işlerimizi alırdık. Burada işimiz bittiği zaman, diyelim 10'da başlayan işimiz burada 2'de bitti. Başka bir stüdyoya geçip aynı süreci orada da yaşardık. Fakat pandemiyle beraber tabii öncelikle böyle kapalı bir ortamda kalmanın bulaş riskini çok arttırması dolayısıyla ne yapacağımızı şaşırdık doğrusu. Sonra stüdyolar bir düzenleme yaptı. Sistemi biraz değiştirdi. Öncelikle tabii kayıt kısmında sadece teknisyen yoktu. Yönetmen, hatta asistan da oluyordu. Küçük bir odada 3 kişi yan yana çalışıyordu bütün gün. Bunu öncelikle ortadan kaldırdık mecburen. Sadece teknisyen artık kayıt almaya başladı. Bunun yanında biz artık her gün değil, haftanın belli günü, 2 ya da 3 gün maksimum stüdyolara gidip bütün işlerimizi tek bir stüdyoda toplayıp, yani iş bazı değil, kişi bazında kayıt alınmaya başlandı artık. 2-3 saatte bütün işimizi tamamlayıp evimize döner hale geldik. Tabii bu iş düzeyini biraz düşürdü. Çünkü normalde biz kaşe bazında kazanıyoruz ve yaptığımız iş üstünden kazanıyoruz. Saat 10'da başlayıp akşama kadar yaptığımız işte haftanın 2 günü 10'da 10.30'da başlayıp bir de 1.30'da biten işimizin sayısı aynı olmuyor. Dolayısıyla gelirimizde bir düşme yaşandı. Bunun yanında ne yapabiliriz diye düşündük. Dedik ki eve sistem kurabiliriz biz sanatçılar olarak. Bu sistemi de kurmak tabii biraz maliyetli. Öncelikle güzel bir mikrofon almak gerekiyor. Bu mikrofonun sonrasında bir bilgisayar sistemi kurmak gerekiyor. İyi bir bilgisayar sistemi, bir program, kayıt programı kullanmak gerekiyor ve bunu öğrenmek gerekiyor tabii ki. Çünkü kayıt işiyle biz hiç ilgilenmezdik. Teknisyen arkadaşımız kaydı yapardı. Biz sadece oyunculuk kısmı ile ilgilenirdik işin. Onu öğrendik. Sonra tabii bir de işin en önemli kısmı aslında yalıtım. Mesela Netflix gibi özel mecralar özellikle bazı standartlarda çalışırlardı. Pandemi öncesinde işte belli metrekarede bir oda olsun, özel izolasyon malzemeleriyle yalıtılmış olsun, mikrofonu hatta içerideki hoparlörlerine, monitörlerine kadar belli bir markada olsun isterdi. Ama onlar da standartlarını biraz aşağı çekti tabii ki bu süreçte. Çünkü bizim evden kayıt yapabilmemiz her şeyi çok daha kolaylaştırıyordu. Fakat bu bir yönden de bizim işimizi çok zorlaştırdı ki şöyle, biz evde hem mikrofon oyuncusu, hem teknisyen, hem yönetmen olmaya başladık ve her şeyi kendimiz yapmaya başladık, editine kadar. Dolayısıyla bizim işimiz zorlaştı. Bir ikincisi, gelen bilgi akışı o kadar yoğun ki, yani sadece tek bir film değil, birçok iş alıyorsunuz bir günde ve onların hepsinin size mail ortamından geldiğini, onu bilgisayarınıza aktardığınızı, onları tekrar kayıt programına aktarıp üstüne kayıt alıp tekrar onları export ettiğinizi ve onları tekrar karşı tarafa gönderdiğinizi düşünün. Büyük bir iş yükü getirdi aslında bu bize. Ama rahatlığı ne? Evinizden çıkmadan işinizi yapabiliyorsunuz. Fakat yalıtım işi gerçekten zor. Çünkü bir evin ortamını tamamen stüdyo haline döndürmek tabii biraz sıkıntılı bir işti. Onun için ufak tefek çözümler aldık. İşte yumurta süngerler bulduk. Onlarla bazı yerleri kapladık. Köşe bucakları kullandık evdeki. Ufak ufak yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonrasında ne olacak diye düşünürsek aslında stüdyolar ilk baştaki o panik ortamından sonra bu kişi bazlı kayıt işini biraz oturttu. Fakat sanırım artık belli bir süre sonra tamamen evlere taşınacak bu iş gibi görünüyor. Çünkü teknisyenler bile öyle sistemler var ki uzaktan kayıt alabiliyorlar. O yüzden bu işin biraz daha eve entegre olma olasılığı var. Belli kabinler yapılarak evde yapılma ihtimali yüksek. Eğer sisteminizi güçlü bir sistem haline getirirseniz evde. Bunun yanında yönetmenliği düşünürsek tabii yönetmenlik çok yüksekteye uğradı. Dublaj yönetmenliği şu anda neredeyse yok gibi bir şey. Çok özel işler için ekstra durumlarda yönetmen olarak çalışıyoruz. Onun dışında bir yıldır hiç yönetmenlik yok diyebilirim neredeyse. Eğitmenlikse uzaktan online eğitim olarak aslında devam etmeye çalışıyor. Ama
Takdir edersiniz ki mikrofon başında yapılan bir iş ve aslında pratik olarak usta çırak arasında öğrenilen bir iş. O yüzden karşısında bir ekran olmadan, kulaklığı kulağına takmadan, mikrofon başına geçmeden çok da öğretilebilecek bir iş değil. Dolayısıyla pandemi sektörü gerçekten çok farklılaştırdı diyebilirim.